Takımımızın durumu ile ilgili düşüncelerimiz çok olumlu. Birinci amatörün alışılmışın dışında bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Kongre süreci olarak bu işe biraz geç girdik. Acaba transfer yapabilir miyiz, iyi oyuncular bulabilir miyiz diye düşüncesi içindeydik. Fakat dedik ki biz alışılmışın dışına çıkalım. Bu ligde oturmuş, olgunlaşmış insanları değil de İnegöl'ün yetiştirdiği genç oyuncularla kuralım bu işi. Kurduğumuz kadronun birinci amatörün çok dışında olduğunu düşünüyoruz. Bu belki biraz özgüven olabilir ama oyuncularımızın karakterleri, futbol bilgileri, altyapıları yani geldikleri noktalar zaten herkesin takdirini kazanmış noktalar. Yani takımımızın şu an durumu iyi. İyi çalışıyoruz. Fazla antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçların hepsi olumlu. Umuyorum ki bu hafta sonu lig başladığında da olumlu bir galibiyetle sezona başlayacağımızı düşünüyorum. Bu hafta sonu lig başlıyor. Lig hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Birinci amatör ligini aslında çok şahsen bilmiyorum. Yani takımlar gördük, isimlerini duyduk. Birkaç çevrelerimiz var. Onlarla söz alışverişi yaptık. Nedir, ne değildir diye ama yani şu an Bursa'da genelde konuşulan birinci amatörde kulüp olarak biz görünüyoruz. Her takım futbol tabii ki 90 dakika sahada ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz yani bu işle alakalı. Biz iyi hazırlanıyoruz. Bu ligde başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Yani ben de yine de rakiplerimize başarılar diliyorum. Yeni transferler yaptınız. Transferleriniz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Önemli transferler yaptık. Profesyonel düzeyde çok rahat oynayabilecek oyuncular transfer ettik. Yani şu anda bile kendilerine teklif var. Kulübümüz bu oyuncuları aldıktan sonra bile kulübümüzde oyuncularla ilgili tekliflerde bulundular. Ama biz öncelikle çok genç, iyi çalışacak, karakterli ve de hala gelecek hedefi olan oyuncular üstüne bir kadro kurmayı düşündük. Bu sebeple İnegöl Spor'dan çok önemli oyuncular aldık. Çok sağ olsunlar bize de bu konuda yardımcı oldular. Bursa Spor'dan çok önemli iki transfer yaptık. Biri milli. Ayrıca iki tane Bursa'dan transferimiz de Bursa Sporlu yetişme. Bursa Spor altyapısından bu yerlere gelmiş oyuncular. İnegöl'den aldığımız oyuncular iyi oyuncular. İç transferde yaptığımız iki anlaşma gayet iyi. Yani transferler konusunda yeterince söz getirdiğimizi düşünüyoruz ama sahada isimler tabii ki de oynamıyor. Sahada yürek oynuyor, yetenek oynuyor. Bunun için iyi çalışıyoruz. Transferlerimizi kulübün ismini daha iyi yerlere getirebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca tabii biz bu transferleri yaptık. Çocuklara da şunları söyledik. Arkadaşlar bize gelin devre arası deyin ki biz profesyonel lige gitmek istiyoruz. Var bir yeriyle anlaşacağım. Hemen bırakacağız dedik. Bizim için yani Osmaniyespor şampiyonluğundan önce kadronuzdaki genç çocukların geleceklerinin nasıl şekilleneceği bizim için çok önemli. Biz onlar için burada bir basamağız. Bizim için de onlar bir basamak. Yani umarım transferlerimiz bizim için de hayırlı olur. Camiamız için de hayırlı olur. Ses getireceklerini düşünüyorum. Peki hedefiniz nedir? Hedefimiz kesinlikle Val Ligi. Yani birinci amatörden süper amatöre şampiyon olmanın dışında bizim ilk hedefimiz Val Ligi'ne çıkmak. İnegöl'ün yeni bir Val Ligi'ndeki camiası olmak. Osmaniyespor 45 yıllık bir camia ve çok mütevazi, iyi ilişkileri olan İnegöl'de bir camia. Biz Osmaniyespor'u bu sebeple tercih ettik. Yani yönetici arkadaşlarım bu konularda çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi İnegöl'de önemli isimlerden destekler alıyoruz. Hedef olarak kesinlikle şu an hedefimiz Bal Ligi. İnegöl Spor'a iyi bir pilot takım çıkarmak, İnegöl Spor'u değerlendirebileceği bir kulüp olmak. İnegöl futbol açısından çok zengin bir şehir. Futbolun beşiği diyebiliriz. Her takımın kendine ait yetenekli sporcuları, yetenekli oyuncuları var. Biz de Osmaniyespor olarak Bal Ligi'nde bulunarak İnegöl'deki futbolcuları bu sektörün içine sokmaya çalışacağız.